Merhabalar sevgili arkadaşlar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz diyorum. Aklımızdaki kişi yapacağız bu videoda. Aklımızdaki kişinin enerjisine bir bakacağız. Şu an neler yapıyor ona bakacağız. Düşüncesinde ne var? Bize karşı yani size karşı olan düşüncesi, enerjisi ve duyguları neler? Peki eylem olarak bir şey yapacak mı? Önümüzdeki hafta içinde bir dolunay gerçekleşecek terazi burcunda ve ilişki odaklı, ilişkiler üzerine olan bir dolunay. İlişkilerimize tamam mı, devam mı diyeceğiz çünkü. Konuşulmamış konular konuşulacak artık ve bir karara bağlanacak ilişkiler. Peki bizim aklımızdaki kişi ne yapmayı düşünüyor? Bir şeyler yapacak mı? Bununla ilgili bir açılım. Hadi bakalım sevgili arkadaşlar, enerjinizi gönderin, aklınızdaki kişiye odaklanın, bakalım enerjisi neler yapıyor, şu anki enerjisi aklınızdaki kişinin. Bir sözleşme, bir imza, bir taahhütname, bir yolda sevgili arkadaşlar, bir yola girmiş, kendine gururlanacağı, gurur vereceği, başarılı başarı sarf edeceği bir işin, bir olayın içinde bir imza atıyor, işiyle gücüyle uğraşıyor olabilir. yani bir imzalık bir durumu söz konusu ve huzurlu şu anki enerjisinde. Çünkü niye? İşinde başarı ya da bulunduğu yerde bir başarı, bir şeyler yapmış, bir takdir edilecek, bir kendini gururunu okşayacak bir olayın içinden geçmiş ve şu an kendini huzurlu hissettiği bir dönemde sevgili arkadaşlar. Yani bir sözleşme, bir imza, bir kontrat, belki bir işe, yeni bir işe girdi, bunun imzası ya da bir iş anlaşması yaptı, bir sözleşme gibi bir durum söz konusu. Evet, pekala, bize karşı olan yani size karşı olan düşüncesinde neler var? Sevgili aklınızdaki kişi, bu videoyu izleyen kişi, senden haber bekleyen kişi için düşüncende ne var? Ne düşünüyorsun? Bu ilişki için, bu aradaki aşk için, sevgi için bu durum nasıl ilerleyecek? Bununla ilgili. Evet, ben gittim, arkamı döndüm, çektim, gittim. Ama gitmem gerekiyordu. Gittim. Bazılarınız ki uzak bir yerlere gitmiş. Deniz aşırı bir yere gitmiş olabilir. Başka şehre gitmiş olabilir. Başka ülkeye gitmiş olabilir ama bir şekilde bir gidiş söz konusu. Ama gitme sebebim ailesi olabilir sevgili arkadaşlar. Ya da devletle ilgili bir işi olabilir aklınızdaki kişinin. Mecburi bir gidiş durumu söz konusu sanki. Ama ben sana geri geleceğim. Düşüncem bu. Evet, ben düşüncemle senden gittim ama keyfi gitmedim. İşlerim için gittim, ailem için gittim ya da devletle ilgili bir şey varmış. Bununla ilgili bir gidişi söz konusu olmuş. İnançları doğrultusunda gitmiş. Gitmem gerekiyordu. İşte örf adet, gelenek, görenek gibi durumlar söz konusuysa ya da işte diyorum baba ya da evdeki bir reis, bir otorite figürünün sebebiyle bir gitme söz konusu olmuş ve sana doğru geleceğim ben diyor. Çünkü ben bazı şeyleri yaptım, bazı şeyleri başardım, kazandım. Belki sizden zaman istemiş de olabilir. İşiyle ilgili, ailesiyle ilgili, belki para durumuyla ilgili ama buradaki bu durumu halledip sana geleceğim diyor sevgili arkadaşlar. Düşüncesi bu yönde. Peki enerjisi nasıl? Enerjisi. Bize karşı olan enerjisi. Bu videoyu izleyen kişiye karşı enerji nedir? Tamam, düşünceni anladık. Düşüncen gelmek. Bu işleri halledip geleceksin. Peki enerjin nasıl? Hala beni düşünüyor musun? Hissediyor musun? Enerji olarak bende misin? Bende misin derken yani sizin için söylüyorum bunu. Yani ben belki çektim gittim, sana ağır darbe yapmış olabilirim. Sen benden beklemediğin bir darbe almış gibi oldu. Önümü göremiyordum.
Şu an için yine önümü göremiyorum sevgili arkadaşlar. Şu an için yine önümü göremiyorum diyor size enerji olarak. Ama şöyle bir şey var. Gitmem lazımdı, yapmam lazımdı. Enerjisi olarak enerjide çok bir şey çıkmıyor. Yine de bir mantık durumu söz konusu. Diyor ki ben çağrıldım ya da yapılması gerekiyordu. Mecburdum, gittim. Çünkü burada bir otorite çıktı. Yine otorite çıktı sevgili arkadaşlar. Yine söylüyorum, devlet olabilir, aile bireyi olabilir. Önümü göremiyordum. Gitmek zorunda kaldım. Evet, senin için bir ağır bir darbe oldu bu durum. Bunun da farkındayım. Bunu da biliyorum. Ama yapmalıydım diyor sevgili arkadaşlar. Enerjisi de bu yönde. Hatta şu anki enerjisi de hala aynı yönde sevgili arkadaşlar. Şu anki enerjisi de hala ben önümü göremiyorum diyor. Hala önümü göremiyorum. Bize karşı olan enerjini sorduk. Bize karşı olan enerjini sorduk. Bu videoyu izleyen kişiye karşı olan enerjin nedir? Yani hala bana kendini savunuyor. Hala kendini savunuyor. Gitmem lazımdı, yapmam lazımdı. Yok işte babam, yok iş güç falan filan. Bana karşı enerjin nedir diyorum. Tamam, onları konuştuk, söyledik. Sen benim dünyamsın diyor. Sen benim dünyamsın diyor. Seninle tamamlanmak istiyorum dedi. Somut adımlarla gelmek istiyorum sana. Senin istediğin, benden beklediğin somut adımları atmak istiyorum. Atacağım da Allah izin verirse. Enerjim bu yönde. Ama şu ara ben sana bunları gösteremem. Evet, bu konuda biraz bencillik yapıyorum. Sana sevgimi, sana olan ilgimi, sana verdiğim değeri göstermiyor olabilirim. Sana sahip çıkmıyor olabilirim. Sana, ilişkiye, aşka, benden beklediğin değer, sana karşı olan değeri ve ilgiyi sana göstermiyorum. Bunu da biliyorum, bile bile de yapıyorum. Çünkü benim hedeflerim var, benim yapmak zorunda olduğum durumlar var. Ben önümü göremiyorum. Bunları, senin hak ettiğin değeri göstermemem de seni üzüyor. Sana ağır geliyor, bunun da farkındayım. Ama bil ki ben sana senin istediğin gibi gelmek istiyorum dedi sevgili arkadaşlar. Peki duyguları neler? Duyguları neler? Duygunda ne var? Bana karşı ne hissediyorsun? Yani bu videoyu izleyen kişiye karşı hislerin nedir? Duyguların nedir? Hala duygularında mıyım? Evet, duygularımdasın. Seni özlüyorum. Geçmişte birlikte olduğumuz anları düşünerek özlüyorum. Hem de sana aşığım dedi. Aşıklar kartı geldi. Sevgili arkadaşlar, aşıklar kartı geldi. Ben sana aşığım diyor. Aklınızdaki kişi daha ne desin? Seninle tamamlanmak istiyorum. Hala ben sendeyim, seninleyim. Sen yoksan ben bir hiçim. Sen olmayınca ben yokum. Senin sevgin, senin enerjin, senin varlığın beni ayakta tutuyor. Oo, güzel konuştu. Hadi bakalım. Biz seninle tamamlanacağız diyor sevgili arkadaşlar. Peki konuşturma kartlarında neler söyleyecek? Son olarak konuşturma kartlarında ne söyleyeceksin? Aklımızdaki kişi. Bu videoyu izleyen kişi, senden mesaj bekleyen kişiye ne söylemek istersin? Saf sevgiyi bir tek sende buldum. Beklentilerini yerine getirebilir miyim bilmiyorum. Seni çok merak ediyorum dedi aynı zamanda. Pekala, bu kişi, sevgili arkadaşlar, bu aklımızdaki kişi... Bu ilişkiyi, evet, bize düşüncesini, enerjisini, duygularını söyledi ama eylem olarak ne yapacak? Eylem olarak, hareket olarak bir şeyler yapacak mı? Tamam, şu anki enerjin bu şekilde ama bir şey yapmıyorsun. Yapacak mısın? Harekete geçecek misin? Sevgili aklımızdaki kişi, artık bir eyleme geçecek misin? Şu an için hayır demişti. Yani benim dedi belli bir sınırlarım var, belli bir çizgim var, belli bir benim istediğim şekilde sana sınırlı bir şekilde gelebilir dedim. Geçmiştekini anlatıyor şu an ama. Evet, küçük de olsa senin için
bu ilişki için, bu aşk için bir teklifle geleceğim. Sana duygularımı anlatacağım. Ama tekrar gitmem gerekiyor diyor sevgili arkadaşlar. Bir yandan da şöyle bir şey var. Diyor ki ben sana gelmeye geleceğim. Seni reddetmenden korkuyorum. Sen kabul etmezsen ve ben çekip gitmek zorunda kalırsam diye tereddütü var. Bakalım devam edelim. Ne yapacak? Bundan korkuyor. Yani sizin onu hayır demenizden, sizin onu geri çevirmenizden, sizin onu istemeyeceğinizden çekiniyor. Böyle bir düşüncesi var. Ama gelmek istiyorum. Bir adım da olsa atmak istiyorum. Bu ilişkiyi ya da bu durumu ileri boyuta götürmek için çalışacağım da diyor size sevgili arkadaşlar. Peki bu ilişki nereye gider? Bu ilişki nereye gider? Tamam geldi, konuştu, koş 5 falan filan hepsini hallettik diyelim. Bu ilişkinin devamı olur mu? Tek kart çekeceğim. Yıldız kartıyla tamamlanma ve devamı olacağını söyledi. Hadi bakalım hayırlısı olsun diyoruz o zaman sevgili arkadaşlar. Aklımızdaki kişinin mesajı bu şekildeydi. O zaman aldık kabul ettik diyoruz. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.